Oğlumuzu kaçırdılar Kuzey. Yıldız kim beşiğinden alıp götürecek çocuğu? Kaçırdılar diyorum, koruyamadım. Oğlumu koruyamadım Kuzey. Yıldız ne olur bırakma kendini. Bak ben seni bir daha kaybedemem. O zaman oğlumu getirme. Oğlumu getirme. Oy, oy Kuzey. Oğlumu kaçıracağım. Kafamın içinde güneyimin seslerini duyuyorum Kuzey. Yıldız saçmalama, aşağıdan geliyor sesi. Yürü. Oğlum Güney. Hadi iç, iç sütünü de rahatla. Bak bak sütün de burada. Evet, bak, bak, sütün de var. Güney, Güney. Yıldız abla. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Yıldız abla uyanınca siz uyanmayın diye. Alamazsınız. Daha sormadan benim yanımdan alamazsınız Güney. Niye yaptınız böyle bir şeyi? Yıldız abla, bizim kötü bir niyetimiz yoktu. Senin sütünden verdik Güney'e. Veremezsiniz. Benden habersiz Güney'im yanından koyduğumdan alamazsınız. İyi ama yani... Aması maması yok. Eğer bir daha böyle bir şey yaparsanız ben ölürüm. Aa, ikimizin de yüzünü göremezsiniz, anladınız mı? Kızlar, üstünüze alınmayın. O şimdi uyandı, beşiği boş gördü ya ondan... Tamam da baba, biz kötü bir şey yapmadık ki. Aldık Güney'i, buraya getirdik. Biliyorum kızım, biliyorum da... Şimdi bir kabus görmüş. Yıldız bir adam Güney'i kaçırıyormuş. Öyle olunca... Biz mi kaçırdık sanmış? Yok kızım, sinirleri bozuk işte. Yani az şey de yaşamadı. Beyin kanaması, erken doğum, loğusalık falan derken... biraz anlayalım ya. Anladım. Haklısın yani. Biraz sabır göstermek lazım. Öyle kızım, biraz sabır, sonra iki mavişimizin de kırkı çıksın, daha rahat ederiz. İnşallah. Oğlum, benim güzel oğlum. Seni yine benden aldılar sandım. Beni affet değil mi annem? Bağladığını duymamışım, uyuyakalmışım. Ama bak, sağ söz. Bundan sonra hiç uyumayacak annen. Ha böyle bir gözüm açık kalacağım. Hep böyle başında sağa bakacağım. Maşim, sen niye bu kadar yükleniyorsun kendine? Yani o kadar yorgunken uyuyakalman çok normal. Normal mi? Neresi normal Kuzey? Aa, bebeğimizi burada kızlarımızın yerine başkası alsa ne olacaktı? Bizim yavrumuzu kim gelip alacak Yıldız, Allah aşkına? Sana da aşk olsun yani, aşk olsun sağ Kuzey. Hadi ben daha yorgunum, uyuyakalmışım. Sen nasıl uyuyakaldın, nasıl sesini duymadın oğlumuzun? Böyle mi koruyorsun oğlunu? Aşkım, çocuğumuzu kimden, neyden koruyayım Allah aşkına? Alt tarafı ablaları almışlar, birazcık oyalamışlar yavrumuzu, bu kadar. Yani sen de sağ ol, çok güzel teşekkür ettin. Kırılmışlardır bu adı mı? Yani alt tarafı sen biraz daha uyu diye kardeşlerini oyalamışlar yani. Uy, uy Kuzey. Ben niye böyle oldum bilmiyorum. Sürekli oğlumuza bir şey olacak diye korkup duruyorum. Aşkım, sadece biraz daha sakin olsan o kadar. Çok kırılmışlar mıdır bu? Yok ya, kızlar alışık. Yok yok. Analarının onlara kızmasına alışkın değil benim kızlar. Ben en iyisi gideyim daha onların kalplerini alayım. Şuna bak ya. Herkesin de gönlünü alır. Pamuk kalbim benim. Sen ne olacaksın sen? Mavi. Mavi göz. Uyudu ha, uyudu. Altını güzelce değiştirdim ama... böyle içim pek rahat değil Kuzey ya. Güney yıkamamız lazım. Üç gün önce yıkan diye ya. Ya öyle ama yani her gün çocuk kusuyor, altına yapıyor, ne bileyim hani terliyor. Her gün yıkanması lazım aslında. Tamam aşkım, doğru söylüyorsun. Yıka. Ya annemle annene fırsat verdim ki, ben bir kere bile yıkamadım ki çocuğumu. Oho aşkım, annemlerin gelmesini beklersek yani çocuk bir yaşındayken falan anca yıkarız. He, onlar da vallahi Karadeniz turuna çıkacak zamanı buldular ya. Yani torunum torunum diye duruyorlar, daha gırkı çıkmadan gezmeye başladılar. Hayır ben şunu anlamıyorum. Arkadaşım Karadenizli Karadeniz turuna çıkar mı? Fıkra gibi bu ne ya? Üf, ne yapacağız şimdi? Hadi benim annem gitti. Aa, senin annen niye gitti acaba? Barıştılar ya, şey yapacaklar, kutlayacaklar. Aşkım o zaman sen yıkayacaksın. Ne? Her şeyi iste, onu benden isteme. Allah Allah, niye? Ağzını açtığıma ben üç çocuk babasıyım demeyi biliyorsun ya. Yavrum ben onların bir tek
banyolarına karışmadım ya. Her şeyi iste, bunu benden isteme. Kuzey ama ben de çok korkuyorum ya. Ağzına burnuna su kaçırırsam. Tamam, Naide'yi ara, gelsin yıkasın. Ne yok canım, o olmaz. Aa, onun da ilk bebeği yani, onda tecrübesi yok. O zaman iş başa düştü Yıldız Hanım. Yıkayacaksın, hem de tecrübe kazanacaksın. Yani çünkü bunun kursu yok. Olsa götürelim seni, gönderelim ama yok. Yani aslında bunun kursu var aşkım. Yani şöyle, bebeğin böyle fiziksel gelişimini, işte bedensel gelişimini, işte psikolojik gelişimini, ne varsa bunlarla ilgili her şeyi öğretiyorlar. Yani bilinçli anne baba oluyorsun. Vallahi mi? Vallahi aşkım, banyo için demiyorum. Böyle iyi bir anne baba olabilmek için, yani bilinçli anne baba olabilmek için bu kurslar. Sakin, stressiz. Vallahi doğru söylüyorsun. Git aşkım. Kuzey, annelik kursu demedim. Anne baba, ebeveynlik kursu dedim. Ya ben oraya gelip ne yapacağım? Ben 3 çocuk büyütmüşüm. Yani en fazla ben oraya başarı belgesi almaya gelirim. Onursal başkan olmaya gelirim. 3 çocuk büyüttüm ben. İyi o zaman, tamam. Ordinaryüz baba Kuzey Bey. Buyurun yıkayın ha çocuğunuzu. Tamam ya. Senin için gelirim. Sen yeter ki sakin, bilinçli, güzel güzel annelik yap. Anne ol. Sadece benim için yani. Ya tamam, ben de gelmişken hocaya birkaç taktik efendim, çocuk nasıl büyütülür falan. İyi tamam Kuzey, grubun olayım ha, bak güzel bir kurs bul, beraber gidelim, bak sana güveniyorum, tamam mı? Tamam. Aşkım ya, kafası kırıldı. Evet arkadaşlar, Etkin Anne Baba Okulu'na hoş geldiniz. Her biriniz toplam 8 ders sürecek bu program sonunda birer sertifika alacaksınız. Sertifika, diploma verecek sanki. Pardon, mesleğiniz nedir? Mimarım. Diplomanız var mı? Herhalde var. Peki çocuğunuz var mı? Var, Allah'a şükür 4 tane. Bunun için diplomanız var mı? Bunun için diplomamız mı oluyor? Yani mimar olmak için diplomaya ihtiyacınız varken baba olmak için diplomaya ihtiyacınız yok. Babalık mimarlıktan daha kolay bir meslek. Yok efendim, ben öyle söylemek istemedim. Babalık dünyanın en zor, en meşakkatli ama en güzel şeyidir. Ama yine de bir diplomaya ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsunuz. Neyse. Neden çocuk bakımının bu kadar önemli bir eğitim olduğunu uygulamalı olarak göreceğiz. Bebeğimizin boğazına yabancı bir cisim takıldı. Uy Allah'ım, esirgesin. Nasıl çıkarırsınız? Parmağımı takar çıkarım. Ne var bunda? Buyurun takın. Nasıl? Buyurun, bebeğiniz boğuluyor. Lütfen yardım eder misiniz? Aşkım kurban olayım, hadi. Bismillah de. Kurtara. Böyle. Şey yaparak. İyi aşkım, ha şöyle. Şöyle kıvır. Oğlum öks... yap. Yap. Ya aşkım kıvır, kıvır ağız. Öksür oğlum, öks. Öksür. Ya aşkım kıvır diyeyim ha. Bebeğiniz nefessizlikten morarmaya başladı. Allah'ım, Kuzey. Kuzey kurban olayım ha. Parmağını tak iyice bir şey ya. Kıvır kıvırarak ya, çıkar şöyle. Oğlum! Yaklaşık 10 saniyeniz kaldı. 10 az! Oğlum! Diyor çocuk. Ne? 5. 5 mi? 4. Kuzey gidiyor. 3. Allah'ım. 2. 1. Başınız sağ olsun. Ay Kuzey, Kuzey ne ettin ya? Ne ettin ha çocuğum? Ay Allah'ım ya. Aşkım çok özür dilerim, oğlumuz benim yüzümden. Arkadaşınız nerede hata yaptı? Çocuk yaparak. Çocuk yaparak. Lan benim 4 tane çocuğum var, 4. Arkadaşınız çocuk bakımını öğrenemediği için hata yaptı. Eğer doğru hamleyi doğru yerde yapsaydı çocuğunu kurtarabilirdi. Çocuğunuzun boğazına yabancı bir cisim takıldı. Öncelikle çocuğumuzu elini göğsüne bastırarak 45 derecelik açıyla yatırırız. Ve diğer elimizin topuğuyla süpürür gibi 5 kez vururuz. Eğer hala çıkmadıysa hemlik manevrası uygularız. Hemlik manevrasını bilen var mı? Ben biliyorum hocam. Hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle yumruğunuzu şöyle midenin altına doğru koyuyoruz. Bir elimizle de buradan kavruyoruz. Sonra böyle diye inşallah Allah'ın da izniyle böyle diye ağzından çocuk atıyor ağzındaki şeyi. Kurtarıyoruz. Tebrikler. Abiciğim sen neler biliyorsun öyle ya? Aşkım biz de boş değiliz herhalde, işte bir şeyler biliyoruz yani. Çocuğumuzun hayatını kurtardım. İyi ki varım. İyi ki varsın.
Aşkım ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Zaten az önce öldürdük çocuğu. Bu çocuk. Evet. Uygulamalı dersimizden sonra sıra teorik derslerimizde. Birinci ders. Uyku eğitimi. Uyku eğitimiyle ilgili bilgisi olan var mı? Var. Uykunun eğitimi olmaz. Ayağını sallarsın çocuğu, uyur. Çocuğu sallamak onu uyutmaz. Sersemletir. Çocuk sersemlediği için uyur. Sonuçta uyur. Uyku eğitimi çocuğun kendi kendine uyumayı öğrenmesini hedefler. O neymiş ya? Uyumanın eğitimi de mi var? Uyumayı da mı biz öğreteceğiz ya? Evet. Hocam. Biz bu konuda yani çift olarak hiç mütevazı olamayacağız şimdi. Yani arkadaşlar kusura bakmasın bu konuda hiç mütevazı olamayacağız. Uygu konusunda çok iyiyizdir. Şimdi eğer müsaade ederseniz ben hemen uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Ve şöyle ayağımızı öncelikle şöyle uzunca uzatmak suretiyle bebeğimizi, yavrumuzu şöyle ayaklarımıza doğru koyuyoruz. Ondan sonra da Allah eğer nasip etmişse yani varsa öyle bir yeteneğiniz yumuşak bir sesle yavrumuza ninnimizi söylüyoruz. Başlıyorum hocam. Sen bir güzel bebeksin, her gönülde çiçeksin. Sen bir güzel bebeksin, her gönülde çiçeksin. Sen ne şirin bebeksin, uyu, uyu göz bebeğim, uyu, uyu ninni. Evet, bu da bir yöntem. Yalnız çocuğun öz becerilerini körelten bir yöntem. Çocuğu bu şekilde uyutamazsınız. Hocam, canım hocam. Şimdiye kadar söylediğiniz her şeye, bütün her şeye katılmadım. Buna da katılmıyorum. Şöyle açıklayayım. Şimdi bu çocuğumuzun müzik kulağını geliştiren, öz sanat benliğini bir yukarı levele taşıyan bir şeydir. Bir de hadi bunları geç, bu bilimsel güzel açıklamamı geç de. Böyle bir ses duydun mu sen hayatında Allah aşkına? Uy aşkım ya. Sesiniz istediği kadar güzel olsun. Çocuğun iç sesini bastırır. Yapmanız gereken onun ritmine ayak uydurmaktır. Bu şekilde çocuğunuzda yalnızca anksiyete yaratırsınız. Çocuğunuz huzursuz olur. Çocuğunuzun uyuyabilmesi için sessiz, sakin ve uyaranlardan uzak kalması lazım. Ama siz anne baba olarak oldukça büyük uyaranlarsınız. Siz karı koca bayağı güçlü. Bu ne? Bu sesi dublaj bunun ya. Bunu başkası seslendiriyor. Aşkım ha, sakin ol. Karışık etme. Ey Allah, ben kuruluyorum. Vallahi ayar oluyorum. Etme. Farkındayım. Evet. Uyku eğitimiyle ilgili 3 büyük ekol vardır. Bilen var mı? Doktor Sears yöntemi, Tracy Hawk yöntemi ve Kim Weiss yöntemi. Bravo. Bravo. Hanımefendi çok sakin böyle söyledi. Hadi tamam, bunu geçtik. Siz bana dünya mimarisini etkileyen 3 büyük yöntemi, 3 büyük teoremi. Yani söyleyin, onları söyleyin bana. Kuzey Bey, burada bilgilerimizi yarıştırmıyoruz. Ne alaka? Bir dakika. Hocam ben hiçbir ekol bilmeden, hiçbir şey yapmadan 3 tane çocuk yetiştirdim ya. 3 tane boyum kadar kız yetiştirdim ben. Bu ne ya? Anlaşılan size ödeme iadesi yapmamız gerekecek. Anlaşılan Allah'a şükretmem gerekecek. Allah'a şükür hiçbir şey öğrenmedik burada. Bu ne biçim bir şey ya? Bu ne biçim bir kurumsallık? Kuzey Bey, sınıfın huzurunu bozuyorsunuz. Sınıf mı? Bu ne ya? Boş bir tane salon tutup 3 tane mat attın diye ablacığım. Lütfen çıkar mısınız? Çıkmam efendim. Para saydım ben buraya. Ben o parayı geri alabileceğimi düşünmüyorum. Sizi dava edeceğim. Bu ne ya? Yeni moda mı bu? Herkes birbirini dava ediyor. Bu kadar mı olduk ya? Çıkar mısınız? Tamam. Yozlaşmışsınız siz hepiniz tamam. Ya. Ayakkabını al. Alacağım tabii ya. Hayretmiş. Pardon. Buraya böyle matları atınca olmuyor bu işler. Galoş nedir arkadaşım ya? Mavişim valla bütün dükkanı aldık yani bizim yüzümüzden halkımız iftar yapamayacak ha. Bir şey unutmadık inşallah aşkım. A ile başlayan sebzeleri aldık. B ile başlayanlar tamam. Gagao önemliydi. Gagao'yu da aldık. Tamam. Nerede kalmıştık okuzcum? G
G harfi, kırmızı biber. Heh, kırmızı biberleri aldık mı? Aldık Mavişim. Yalnız senin saçların kadar güzelini bulamadık, kırmızısını bulamadık. Oy ya bak, kırmızı biber benim çizgim ha, ince çizgim çok önemli. Sahurda kızlarıma közlenmiş biber yapacağım, böyle güzel güzel közleyeceğim ha onları. Peki şey, kabakları aldın mı? Aldık Mavişim. Hatta 21. kabak için kabak reyonunda bir teyzeyle kavga ettik. Yok senin kabağın, yok benim kabağım. 21. kabak önemliydi, aldım ben. Uy, o niye ola? Aşkımızın her bir yılını temsil etmesi için. Uy Kuzey ya, olmadık yerde olmadık duyguların kabarır ha. Soğan, kuru soğan aldık mı? Aşkım, G ile başlayan her şeyi aldık işte. Uy Kuzey ya, benim aklımı karıştırdın. Ya bunlar G ile başlamıyor ki, bunlar K ile başlayanlar. Gagao demeyi biliyorsun ama gagao. Uy dur, dur ha dur. Ya benim içimde bir sıkıntı var ha, sanki bir şey unuttuk. Unuttuk, kasiyeri unuttuk. Gideyim sırtlayayım 2 dakika, onu almadık bir tek. Ramazan böyle işte aşkım. Biz koskocaman kalabalık bir aileyiz. Herkes aç, kızları doyurmamız lazım. Ya Mavi'cim, ben senin o yemeklerini yerim, çeşit çeşit. Yerim, harbiden yerim. Ben çok acıktım. Hadi yürü evimize gidelim ya. Haydi. Uy, hey dur. Dur ha dur. Bir şey unuttum. Aldık onu, al. Nasıl yani? Nereden biliyorsun lan? Aklımı mı okudun neyi söyleyeceğimi? Kızları aramadık. Kızları aramamız lazım. Canları özel bir şey çekiyor mu? Sormamız lazım. Bize yakışmaz. Yakışır aşkım. Benim cüzdanımda gerçekten para kalmadı hiç. Bu ne? 10 liram var. 10. Ya orada görüyor musun ha? 100'lük, 50'lik var orada. Yalan konuşma. La ittirme. Onların yeri var ya. Olmaz aşkım. Bak aha, küçücük halleriyle kardeşlerine dadılık ediyorlar. Sormamız lazım. Böyle oruç tutuyorlar. Canların istediği özel bir şey varsa alalım. Sormamız gerekmiyor. Çünkü ben kızlarımı şu şekilde yetiştirdim. Ben önlerine ne koyarsam onu yerler. Benim kızlarım yok. Kuzey'in kızları onlar. Ne? Arayacağım. Arayacağım. Mine'yi arayacağım ha. Niye açmıyor? Oh Allah'a şükür. Niye açmıyor ya? Duymuyordur Mavişim. Ama Legolas arayınca saniyesinde daha çalmadan açmasını biliyor. Şimdi benim niye telefonumu açmıyor? Ya aşkım, onlar Güney'le oyun oynamayı çok seviyor. Oyuna dalmışlardır böyle, mini evcilik falan seviyor onları. Aa, ya Güney'e bir şey olduysa? Ya ne olabilir aşkım, çocuğu kaybedecek halleri yok ya. Uy Kuzey, ya Güney'i kaybettilerse, ya kaybettilerse Güney'i? Ya ne olabilir ki aşkım, Allah aşkına, en fazla evin içinde kanepenin arkasına falan girmiştir yani. Ne olacak Allah aşkına, hiçbir şey olmaz ona. Yok aha, olmayacak, ben Gökçe'yi arayacağım. Arama zalımın kızı, arama ne olur. Bak şimdi ekstra şeyler isteyecekler lütfen ya. Ama ya Güney'e bir şey olduysa Kuzey, ya ondan açmıyorlarsa telefonu. Yavrum, Güney onları beşikte sallar, ayağında sallar onları. Güney'im benim. Gel evimize gidelim, kendi gözlerini rahat rahat gör hadi. Haydi kurban olayım, gidelim. Ha, ben çok özledim yavrumu. Ben de çok özledim. Mükemmel bir çocuk. Cikcikler gibi böyle kavga mavga da etmiyor. Sakin, sessiz, minnoş, tombiş. Oy gideyim aha, böyle doya doya emzireceğim ben yavrum. Oy kurban olayım, toplayayım. Şunları al. Ver.